Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sabit eksen etrafındaki dönme hareketini konu anlamında bitirdik arkadaşlar. Şimdi bölüm sonu için böyle genel tekrar ve soru çözümleri yaparak aslında konuyu pekiştirmek amaçlıyoruz. Bu amaçla bu videoyu çekiyoruz. Başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Elimde 6 tane soru var arkadaşlar. Konu sıralamasına göre sırayla gideceğiz. Her bir konu için sorular çözeceğiz. Uzun bir video olacak biraz. Yani bir 2 saatlik bir video olabilir ama hani ikiye de bölebiliriz. Duruma göre bir şeyler yapacağız. Hemen başlayalım istiyorsanız. Diyor ki bakın birinci sorumuzda. Ali bisikleti için yansıtıcı süs alıyor. Ve süsü ön tekerleğe takıyor. Tamam. Ali bu süsün tekerlek üzerindeki açısal konumunu yani açısal yer değiştirmesini teta eşittir. T kare artı 10 T eksi 3 olarak hesaplıyor. Buna göre bakın T 0 anında ve T 3 saniye anındaki açısal konumu, açısal hızı ve açısal ivmesini hesaplayın demiş arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir soru. Temel anlamda bir soru. Bakın bize ne vermiş? Burada açısal yer değiştirmenin bir formülünü vermiş arkadaşlar. Yani T'ye bağımlı, T'ye bağlı bir fonksiyon şeklinde bize vermiş. Onu da bakın şuraya yazalım. Teta dediğimiz T eşittir. Ne arkadaşlar bakın burada? T'nin karesi artı 10T eksi 3. Öncelikle bakın şurada bu bisiklet resmini koymak istedim arkadaşlar buraya. En azından bakın yansıtıcı dediğim şey şöyle bir şey. Başlamadan önce bunu da bir söyleyeyim. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bisikletin jantındaki tekerleklere, tellere bir vida yardımıyla tutturuluyor. O zaman bakın şöyle bir çizelim. Ön tekerleğimizin burada olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bakın merkezi burası. Bunun etrafında dönüyor. İşte şurada şöyle jantın telleri var arkadaşlar. Ne yapmış bizim Ali kardeşimiz? Şöyle takmış. Buradan da vidayla sıktırmış. Şimdi bakın bunun konumunu işte herhangi bir teta olarak adam bize hesaplamış. Bakın buradaki formülle elde edildiğini söylemiş. Şimdi bakın buradaki formül nasıl bir formül arkadaşlar? Bakın değişken bir formül. Değişken bir formülse o zaman biz burada tanımlama yaparken bu şekilde tanımlayacağız ve zamana göre alacağız. Şimdi onun dışında şöyle bir şey var. Adam bize açısal konumu soruyor. Tamam bu okey bu. Açısal hız neydi peki arkadaşlar? Hemen istiyorsanız onu da göstereyim. Bakın V ile gösteriliyor. Hatta VT diyelim burada değişkense. Eşittir bakın iki durumda buluyorduk biz bunu. Bir şu şekilde. İşte diyordu ki delta teta bölü delta T. Bakın bu şekilde bulursam bu hangi oluyordu? Bakın ortalama oluyor bu. Ortalama. Bir de arkadaşlar bakın bir de ikinci bir formülümüz daha vardı. O da V yine T'ye bağlı diyelim biz burada. Bu sefer ani yazıyorum arkadaşlar. Bakın bu da neydi? D teta bölü DT şekliydi arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde alfaya geçelim buradan. Bakın alfa dediğim şey açısal ivme. Bakın T'ye bağlı yine aynı şekilde bakın. Bu da delta omega bölü delta T şeklinde bulabilirim. Bu bana ortalamayı verir. Bir de arkadaşlar bakın yine alfa dediğim ifadeyi t'ye bağlı ani bir zaman olarak bulabilirim. Bu da d omega bölü dt yani açısal hızın zamana göre türevi şeklinde olur ve bu şekilde olur. Bakın buradaki duruma baktığımızda bize neyi soruyor? Bakın t eşittir 3 saniye soruyor. Bakın t eşittir 0. saniye ve t eşittir 3. saniye. Yani bakın neyi? Tam bir nokta atışı soruyor. Tam bir ani, tam net bir yer soruyor bize. Bakın bu durumda ben hangisini kullanacağım? Bakın buradaki ani ivmeleri kullanacağım arkadaşlar. Neden bunu kullanmıyorum? Bakın ortalamayı kullanmak için şöyle demesi lazım. İşte t 0 anında harekete başlıyor. İşte 5 saniye hareket ediyor. 5 saniye içindeki yani 0 ile 5 saniye arasındaki açısal hızı bul deseydi bakın o arada geçen tam bir net zaman söylemiyor. Aradaki geçen zamanla birlikte hızı bul deseydi o zaman ortaya kullanırdım. Ya da işte 0 ile 5 saniye arasında geçen ortalama ivmeyi bulun deseydi o zaman bakın bunu kullanacaktım. Ama burada öyle bir şey demiyor. Direkt net olarak 0'ı bul 3'ü bul diyor bana. Tamam mıdır? O zaman bakın gelin biz buradan bunları kullanacağımızı anladık şöyle yapalım. Gelin istiyorsanız hesabımızı yapalım. Bakın ne demek bu? Buradaki teta formülünün yani yer değiştirme formülünün zamana göre türevi demek arkadaşlar bu. Bulalım. Bakın bunun zamana göre türevi nedir arkadaşlar? 2t şeklinde bakın. T buraya aşağı iner. Artı 10 olarak gelir. Artı 0'dır. Yazmıyorum bunu. Tamamdır. Bunu türev almayı biliyoruz. Şimdi bu açısal hız formülü. Şimdi geldim açısal ivme. Peki açısal ivme formülü ne? O da açısal hızın zamana göre türevi. Açısal hızımız ne? Bakın bu artık açısal hız. Bunun zamana göre türevi de direkt 2'dir arkadaşlar. Çünkü buradaki 10 sabit bir sayı direkt geçer böyle. O zaman buna şöyle diyelim. Bu radyan bölü saniye. Bu da radyan bölü saniye kare olarak bulduk. O zaman bakın biz pardon açısal hız formülümüzü ani olarak bulduk. Bize değer verdi. Açısal ivmeyi de bulduk. O zaman buradaki sayıları yapabiliriz. İlk olarak t eşittir 0 için diyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben burada? T yerine bakın zaten burada da var ya t yerine 0 yazacağım. O zaman diyorum ki bakın teta 0 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bakın t yerine 0 yazayım. 0'ın karesi artı 10 çarpı 0
eksi 3 eşittir 3, pardon, eksi 3 radyan olacak arkadaşlar. Yani T0 anında eksi 3 radyandaymış. Geldim şimdi omega, yani açısal hızın 0 olduğu ana. Bunları soruyor bana tek tek. Bakın şuradaki denklemde yerine koyacağım. Bakın denklemimiz bu. Koydum yerine. 2 çarpı 0 artı 10 şeklinde olacak. Ve cevabımız ne olacak arkadaşlar? 10 radyan bölü saniye olacak. Şimdi geldim alfa 0'a. Çünkü bunda da 0 anını soruyor. Nedir alfa 0'ımız? Yani T yerine 0 koyacağım ama burada zaten değişen bir şey yok. 2 radyan bölü saniye kare. Tamamdır. Bakın bu 0 anı için bu şekilde. Şimdi geldim bir de diyelim ki şöyle yapalım. T3'ü, T eşittir 3. saniyelik aralığı bulalım. E ne yapacağım? Yine bakın buradaki T zaten değişken değil mi? Ne yapacağım? Buradaki her bir T yerine 3 yazacağım arkadaşlar. O zaman diyorum ki için diyelim. Nedir? Teta 3 olur. Değil mi arkadaşlar? Eşittir. Ne yazarım? T yerine 3. O zaman 3'ün karesi artı 10 çarpı 3 eksi 3 olur arkadaşlar. Buradan 30. 3 kere 3 9. 9'dan 3 çıktı. Yani buradan 36 radyan olur arkadaşlar. Şimdi geldim omega, yani açısal hızın 3. saniyedeki anına bakacağım. O zaman yine bu sefer de açısal hız, ani açısal hız denkleminde T yerine 3 koyacağım. Yani 2 çarpı 3 artı 10, yani 16 radyan bölü saniye oluyormuş. Şimdi geldim bir de alfanın 3. saniyedeki hızına. Bu da arkadaşlar 2 radyan bölü saniye. Neden? Çünkü bu T'ye bağlı değil. Bu sabit bir şey. Hep 2 ile gidiyormuş. Bakın bu da bu. İşte arkadaşlar bakın, eğer karşımıza bu şekilde bir soru gelirse ortalama veya ani noktayı sorabilir. Yani burada 0 ile 5 saniye arasındaki ortalama hızı da sorabilirdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki şurada kullanmış olduğumuz bu türev ve şu şekilde deltalı formülleri kullanarak elimizdeki zamana göre istenen her bir durum bulacağız. Açısal ivme, açısal hız veya herhangi bir yer değiştirme soruyorsa bu şekilde yapacağız. Dönme hareketi için. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ikinci sorumuza. Bakın ikinci sorumuza diyor ki kalkışa hazırlanan bir uçağın pervaneleri durgun halde. Şu an kalkış dedi, uçak dedi, bilmem hava dedi, pervane dedi. Hava endüstrisine girdik arkadaşlar, bir heyecanlandık. Diyor ki pilot motorları çalıştırır ve 80 radyan bölü saniye karelik bir ivmeyle pervaneler dönmeye başlar. Tamam. Uçağın kalkabilmesi için pervanelerin açısal hızının en az 3000 radyan bölü saniye olması gerekir. Buna göre uçak pilotun motorları çalıştırdıktan kaç saniye sonra kalkış yapabilir demiş. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, sorumuzu okuduğumuzda ne aklımıza geliyor? Bakın şöyle diyeceğim. Yine ben burada bir süre bulacağım ama bakın buradaki hesapta süre bulmak için neyi kullanacağım? Dönme kinematiğini kullanacağım. Bakın dönme kinematiği. Yani dönme kinematiği dediğimiz durum neydi? Bakın sabit bir açısal ivme olduğunda işte son hızı, toplam yer değiştirmeyi, toplam işte nasıl desem kaç devir attığını, ne kadar son hıza ulaştığını, bunları veren formüllerimiz vardı bizim ve bunlar 3 taneydi. Onları istiyorsanız bakın şuraya hatırlamak adına yazalım. Sonuçta bu sadece soru çözümü bir genel tekrar videosu. Bakın ilk formülümüz şu şekilde. V son, yani omega son eşittir neydi? Omega ilk artı alfa çarpı t şeklinde. Bakın ilk formülümüz bu. Bunun dışında ikinci bir formülümüz vardı. Bakın delta teta, yani toplam yer değiştirme açısal olarak, ama neydi bu? İşte v, yani omega sıfırın ilk açısal hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 çarpı alfa çarpı t'nin karesi şeklinde ifade edilebilir. Bir üçüncü formülümüz daha vardı. O da şuydu bakın. V sonun karesi eşittir v sıfırın karesi artı 2 çarpı alfa çarpı delta teta şeklinde bulunan bir formülümüz vardı. Bir tane daha ekstra bir formülümüz var. O da şu arkadaşlar. Bakın teta eşittir omega çarpı t arkadaşlar. Bu da nedir? Bakın delta teta diyelim. Bu sabit hızda geçerli. Hızlı. Tamam mı? Yani omega var. Bakın burada ivme diye bir şey yok. Bakın bu 4 tane kinematik formülünü kullanarak biz aslında geçişler yapıyoruz. Bu şekilde istenilenleri buluyoruz arkadaşlar. O zaman bakın bize verilenlere bir bakalım. Hangisini kullanabilirim? Şuraya yazayım istiyorsanız. Diyor ki uçağın pervaneleri başlangıçta durgun halde. O zaman durgun hal demek ne demek? İlk başta o zaman V sıfırımız eşittir 0 radyanmış. Radyan bölü saniyeymiş arkadaşlar. Geldim ikinciye. Bakın diyor ki pilot motorları çalıştırıyor ve 80 radyan, yani o zaman alfa dediğimiz bunun açısal ivmesi 80 radyan bölü saniye kare oluyormuş. Saniye kare. Bakın bu da okey. Sonra diyor ki ivmeler dönmeye başlıyor. Uçağın kalkabilmesi için en az, bakın açısal hızının en az 3000 olması gerekiyormuş. Sonra diyor ki bakın motorlar çalışırken kaç saniye sonra. Tamam, o zaman şöyle yapacağız bakın. V son dediğimiz son hızı eğer ben 3000'e ulaştırabilirsem
3000 radyan bölü saniye ulaştırırsam motor kalkışa başlar. Bakın bunun için kalkması için en erken ne? 3000'e ulaştığı anda kalkar. Hani 4000'deyken de kalkıyor ama 3000'deyken kalkacak. Biz bunun için kalkış yapabilir dediğine göre 3000'e ulaşacağız. O zaman bakın bu hesaplarda verilenler, şöyle ayıralım burayı. Verilenler bunlar. Ve bana neyi soruyor? T'yi soruyor. T eşittir soru işareti. O zaman bakıyorum bak kinematik formüllerime. Hangisini kullanabilirim? Bak şimdi. Bunu kullansam bu nasıl? Bakın bu yer değiştirmeler. Bununla hiçbir işim yok. Yer değiştirmeyle ilgilenmiyorum. Bakın şu formülü yazsın da. V sonu veriyor. V sıfır var. Alfa var. Bak hepsi var önünde. Ama burada bir de teta var. Bana ne lazım? Delta teta değil. Zaman lazım. Bak bunu da kullanamam. O zaman geldim birinci formüle. Bak birinci formülde. Direkt V son. V sıfır. Alfa t. Tam istediğim şeyler var. O zaman ben bu formülü kullanırım. O zaman diyorum ki birinci formül. Bakın diyorum ki birinci denklemden. Ne yapacağım o zaman? Çözümü yapacağım. Nedir? Omega son eşittir. Omega ilk artı alfa çarpı t. Ne yapacağım burada? Omega 3000 olması lazım. Son hızın eşittir. Bunun zaten sıfır. Çünkü başlangıçta duruyor. Yazdık buraya. Artı 80 çarpı t şeklinde ifade edilir. O zaman ben buradan t'yi direkt ne bulurum arkadaşlar? 3000 bölü 80'den 37,5 mi bulurum? 3000 bölü 80'den. Pardon, 3000 bölü 80. Evet, 37,5 saniyede. Yani demek ki 37,5 saniyede bu pervaneler kalkış için yeterli hıza ulaşıyor demektir arkadaşlar. Bakın özel bir şey. 1 dakikadan bile kısa sürede aslında uçak kalkışa hazır oluyor diyebiliriz. Tamamdır. Bakın şu an olayı bulduk. Hocam çok mükemmel, yani güzel, net bir soru. Bakın anlaşılır bir soru. Buradaki formüllerimizi kullanıyoruz. Kinematik verdi. Neden peki ben böyle gittim? Bak burada zaten direkt sabit bir radyan vermiş. İşte sana son hızı vermiş. Bak buradakinden farklı bak. Burada sende değişken bir durum var ortada. Bak değişken bir durum var ve ani bir şey soruyor sana. Bir anki şeyi soruyor ama burada bakın farkı, burada sabit bir ivme var ve bir kinematik, düzgün hızlanma, düzgün yavaşlama, bak durgun halden belli bir seviyeye çıkacak hızı falan. Bak böyle bir durgun kinematik olayı var. O yüzden bunları kullanıyoruz. Bir de hocam şimdi bu çok basit gibi oldu. İstiyorsanız madem tekrar ediyoruz. Bir de şöyle bir soru yazacağım ben. Hocam diyorum ki durgun halden uçak kalkana kadar pervane kaç devir atar mesela? Pervane kaç devir atar desek mesela, böyle bir soru sorsak. İkinci soru da bu. Bu A şıkkıydı. Yaptık burada A şıkkımızı. Bu da B şıkkımızı. Yani dedim ki ben, tekrar soruyorum. İşte 3000 saniye olması gerekir. Diyor ki uçağın işte motoru çalıştırdıktan kalkışa geçenki sürede pervaneler kaç devir atar dedim. Şimdi arkadaşlar o zaman çözelim sorumuzu. Peki burada pervaneler kaç devir atar derken ne demek arkadaşlar? Bu işte bakın dönmesini söylüyoruz değil mi? Peki dönerken buradan böyle işte diyelim ki şöyle yuvarlak bir şey. Bunlar dönerken ne yapıyor bakın arkadaşlar? Bir açısal yer değiştirme yapıyor değil mi? O zaman ben neyi bulmam lazım? Bu şu süre zarfında eğer delta teta'yı bulursam, bu kadar süre geçtiği zamanda olayı çözerim. Demek ki ben burada devir sayısını bulmak için öncelikle yer değiştirmeyi, açısal yer değiştirmeyi bulmam lazım. Bakıyorum kinematik formüllerime. Bakın buradaki ikinci denklemimiz tam bunun için bir formül. Yani delta yer değiştirme için gerekli bir formül. Neymiş? V0t. Yani omega 0 çarpı t artı 1 bölü 2 çarpı alfa çarpı t'nin karesi olacak arkadaşlar. O zaman yapıyorum. Delta teta eşittir. V0 zaten 0 çarpı saniye kaç hocam? Ben saniye, aha burada. 37,5 arkadaşlar. Tamam mı? Saniye burada bulduk zaten. Artı 1 bölü 2 çarpı 80 çarpı 37,5'in karesi lazım bize. Şurası zaten sıfır arkadaşlar. Bakın buradan sonucu ben hemen hesaplayıp söyleyeyim. Yani 80 çarpı 37,5 çarpı 37,5 bölü 2 arkadaşlar. Cevabımız 56.000. 56.250 ne bu? Radyan. Bakın 56.250 radyanlık bir yer değiştirme olmuş bir süre zarfında. Hocam ben hala devir bulamadım. Bakın şuradan buraya geçiyoruz artık. Diyoruz ki bakın bir devir, şöyle yapacağım. Buradan artık şöyle yapalım. Bakın bir devir kaç radyan arkadaşlar? 2 pi radyan. Bir devir kaç derece? 360 derece. Eğer burada 360 derece cinsinden bir şey çıksaydı o zaman şu dereceyi kullanırdım. Ama radyan çıktı. Hocam ben radyan çıktığını nereden anladım bunu? Bak burada adam radyan cinsine vermiş ya bunların sonucunu. O zaman burada çarptığımda süreler gidecek. Radyanlar kalacak yerleşimde. Okey mi? Tamam. Hocam o zaman 5000 şey 56.250 radyan, bu da radyan, kaç devir yapar deyip buraya bir x koyuyorum. Burada bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Doğru orantı kuruyorum. Buradan arkadaşlar ne olacak? X dediğim ifade 56.000 250 bölü
2 pi şeklinde ifade edilecek. Bakın buradan da kaç devir çıkıyormuş. Vallahi merak ettim yani. Bölü 2 bölü pi diyeceğim. 8952 devir atıyormuş arkadaşlar. 8952.5 devir diyelim. Bakın. Bu süre zarfında bizim uçağımızın pervanesi bakın tam 8952 devir atıyor arkadaşlar. Normal yani. Çok da uçak kaldırıyorsun yani. Öyle oyuncak uçak değil bu, gerçek uçak. Doğal diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu da kinematik formülleriyle ilgili. Bakın şurada verilmiş olan özel 4 tane kinematik formülümüz var. Ve bakın bunlar nedir? Sabit ivme de geçer bakın. Sabit ivme varsa bunları kullanabilirsin. Yoksa bunları kullanamazsın. Bir önceki sorumuzda olduğu gibi T'ye bağımlı hızdır. T'ye bağımlı yer değiştirme falan öyle şeyler varsa bunları kullanamazsın. Sabit bir ivme varsa son hızları, ilk hızları, yer değiştirmeleri, toplam devir sayısı gibi kinematik hareket formüllerini kullanarak sonuçları bulabileceğin bir tarz arkadaşlar. Tamamdır. O zaman geçiyorum. Şimdi geldim 3. soruma. Diyor ki kütleleri sırasıyla 2 kilogram, 4 kilogram ve 3 kilogram olan farklı ağırlıklardaki 3 top XY koordinatları sisteminde sırasıyla 0,1'e, 0'a 4'e, 0'a 2 noktalara yerleştiriliyor. Toplar X ekseni etrafında 3 radyan bölü saniyelik açısal bir hızla döndürüldüğünde topların dönme enerjisi nedir? Tamam arkadaşlar. O zaman ne oldu? Dönme enerji konusuna geldik. O zaman diyorum ki bakın dönme kinetik enerjisi diyorduk biz bunu. Önce bir hemen formülü hatırlayalım. Neydi? 1 bölü 2 çarpı I yani eylemsizlik momenti çarpı omega'nın karesi şeklinde ifade ediyordu değil mi arkadaşlar? Bakın formülümüz buydu. Şimdi işte burada bizim problem yaratan bir şey var. O da şu I. Yani I dediğimiz şey ne arkadaşlar? Şöyle yazalım. Eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti yazıyor burada arkadaşlar. Bakın tamamdır. Bunu bulacağım. İşte burada yine kafama artan şey şu aslında. İki tane durum var burada. Bir noktasal bir kütle varsa. Noktasal kütle diyelim. Başka bir formül var ortada. Eğer noktasal değil de bir nasıl desek. Büyük kütleli diyelim. Büyük yazalım. Ya da geometrili kütle varsa o zaman başka bir hesap yapacağım. Şimdi o zaman öncelikle bir sorumuzu bakın bize bir şeyler vermiş. Bir çizmeye çalışalım. Diyor ki bakın x, y koordinat sistemi. O zaman önce bir x, y koordinat sistemi çizelim. Şöyle x, şöyle x şu yön, şöyle şu yönde y olsun arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın şu şekilde. Diyor ki x, y koordinat sisteminde sırasıyla 0'a 1 noktası. Bakın 0'a 1 noktası burasıdır. Burası 1 olduğunu varsayalım. Tamam mıdır? 1. 0 eksi 4. O zaman şöyle yapacağız. 1, şöyle 2, 3, şöyle şurası 4, eksi 4 olsun. Bakın buraya yerleştireceğim. Ve arkadaşlar bir de 0'a 2. 0, 1, 2 şuraya. O zaman sırasıyla yerleştirelim. Bakın ilk kütlemiz burada. Kaç kilogram demiş? 2 kilogram. 2 kg. İkinci kütlemiz 4 kilogram. Yani burada top demiş. 4 kg. Bir de arkadaşlar bakın 3 kilogramlık 0'a 2. Yani buraya. Kaç? 3 kg. Bakın bu şekilde. Şunu biraz daha. Bakın 3 tane topumuzu bu şekilde yerleştirilmiş. Ve diyor ki arkadaşlar bakın toplar x eksen etrafında döndürülüyor. Bakın x eksenimizde bakın şöyle döndürülüyor yani. Omega açısal hızıyla. Tamam arkadaşlar. Bakın durumu artık iyice çözdük. Şimdi o zaman bakın burada dönme kinetik enerjisindeki işte 1 bölü 2 çarpı ne olacak? Ix olacak. Bir kere çünkü x ekseninde döndürülüyor. Çarpı omega'nın karesi olacak. Peki şimdi buradaki ix dediğimiz ifade nasıl arkadaşlar? Bakın bunlar böyle koordinat sistemi vermiş. Bakın noktalarına yerleştiriyor falan demiş. Yani bunlar aslında nasıl bir durum? Bir noktasal kütleler arkadaşlar. O zaman noktasal kütlelerde I hesabı yapacağız. Peki nasıl oluyordu noktasal kütlelerdeki I hesabı? Bakın şu şekilde toplam işaretleriz de mi çarpı ri'nin karesi. Ne demek bu? Kütle o kütlenin dönme merkezine uzaklığının karesinin çarpımı bize bunu verecek. O zaman şuradan şöyle biraz daha şöyle yapayım. Ne olacak o zaman? M1 çarpı R1'in karesi artı M2 çarpı R2'nin karesi artı M3 çarpı R3'ün karesi şekline gidecek. 3 tane kütlemiz olsun. 3 de bitiyor. 5 tane olsaydı 5'e kadar giderdim ama burada bitiyor. Peki o zaman şimdi yazalım bu değerleri. M1'imiz nedir arkadaşlar? Bakın 2 kilogram. 2 yazıyorum buraya. Çarpı. Peki R'miz ne arkadaşlar? Bakın R dediğim ifade dönme merkezine uzaklık. O zaman bakın dönme ekseni şu değil mi? X ekseni. O zaman benim uzaklığım şuradaki şurası R1'dir. Ve burası da kaç arkadaşlar? 1'in karesi olacak. Artı. Geldim şimdi ikinci bölüme. İkinci kütlem ne? Bakın bu. 4 kilogram. Çarpı. Peki R2 ne arkadaşlar? Bakın R2 de şuradan yine dönme merkezine olan uzaklık. Yani dönme eksenine uzaklık. Dönme eksenimiz de X ekseni. O zaman nedir burası arkadaşlar? Eksi 4'ün karesi. Zaten uzaklık dediği için bunu uzaklık artı olarak almak gerekiyor. Yani mutlak değer gibi düşünün. Tamam artı önemli değil zaten. Karesinin alacağı zaten 16 olacak ama her türlü sıkıntı yok. Geldim M3'e. M3 ne arkadaşlar? Bakın buradaki bu kütle. Yani 3 kilogram.
çarpı. Peki M3'ün dönme ekseni uzaklığı nedir? Bakın M3 kütlemiz burada. Bunun buradaki dönme ekseni uzaklığına R3'tür. Bu da arkadaşlar kaç birim? Bakın 2 birim. Çünkü burası 2. Bakın 2'ye 0 demiş. O zaman 2'nin karesi olacak arkadaşlar. Bakın burada artık bütün sayıları biliyoruz. O zaman şöyle bir hesap yapalım. Bakın burası 2 yapar. Artı 16, 64 yapar. Artı 4, 12. 12 yapar. Buradan da cevabımız 60, 76, 78 mi yapıyor? Evet, 78 birimi de yazalım. Kilogram çarpı metre kare arkadaşlar. Nereden bulacağım bunu? Bakın metrenin birimi kilogram. R uzunluk, uzunluğun karesi de metre kare arkadaşlar. Tamamdır bakın. Buradan IZX'imizi yani X eksenindeki dönme durumuna göre olan eylemsizlik momentimizi bulduk. Artık ne yapacağım? Dönme kinetik enerjisini formülü uygulayacağım. Bakın dönme kinetik enerjisi diyorum. 1 bölü 2 çarpı IX çarpı omega kare. IX'imiz 76. Şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı 78 çarpı omega da bakın 3 yani 3'ün karesi olacak. Buradan da direkt cevabı hesaplayıp yazayım arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Neymiş cevabımız? 0.5 çarpı 351. 351 joule diyelim arkadaşlar. Böyle bırakalım. İstiyorsanız bakın şuradan hani hesaplayabilirsiniz ama joule'dur arkadaşlar formülümüz. Tamamdır. Bakın arkadaşlar dönme kinetik enerjisindeki birinci tarz sorular. Yani arkadaşlar işte böyle noktasal kütleler var ve bu şekilde döndürülme varsa bu çözüm bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi dördüncü sorumuza. Sorumuzu okuyalım ve anlamaya çalışalım. Bakalım bizden ne istiyor. Diyor ki Kastamonu şehrinin en önemli kültürel simgelerinden olan Kastamonu Saat Kulesi 1885 yılında inşa edilmiştir. Saatin akrebinin boyu 1.9, yelkovanının boyu ise 3.2 metredir. Ağırlıkları ise sırasıyla akrebin 12 kilogram, yelkovanın 20 kilogramdır. Buna göre bu iki kolun dönme kinetik enerjilerini hesaplayınız demiş arkadaşlar bizden. Yani ne istiyor arkadaşlar? Yine dönme kinetik enerjisi hesaplıyor. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Hocam ne istediğini anladım ama hiçbir şey yok. Ne açısal hız vermiş, ne işte ne bileyim ne verdi hiçbir şey yok. Nasıl hesaplayacağım diye düşünelim arkadaşlar. Ama düşünmeden önce şöyle yapacağız. Saati göremiyorum ama herhalde bir 25-30 dakika belki de 30 dakikayı da geçen bir zamandır işliyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Bir nefeslenme adına bu saatle ilgili güzel bir hikaye, bir efsane var. Öncelikle size bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Neden Kastamonu Saat Kulesi? Memleketim arkadaşlar. Özellikle memleketim olduğu için özellikle bunu koydum. Ve bu saatin şöyle bir ismi var arkadaşlar. Yani daha doğrusu şöyle bir hikayesi var. Saatimizin adı aslında sürgün saat. Yani sürgün demek ne demek? Sürülmekten gelen bir şey. Yani eskiden insanlar bir şey yapınca sürülüyormuş ya, hapse falan atılıyormuş. Öyle bir şey. Peki nasıl bir şey hocam? Biz aslında saatimiz İstanbul'da herhalde Sultanbeyli ilçesinde konumlanmış bir saat ve o zamanın döneminin işte padişahının işte evinin yakında. Zaten arkadaşlar saatler belli bir merkeze kurulur. Çünkü şimdiki gibi herkesin elinde telefon, herkesin kolunda saat, ne bileyim her yerden görülebilen öyle dijital saatler falan yok. Ne ol var? İşte böyle saat kuleleri kuruluyor. Şehrin merkezinde işte sarayın, hamamın, işte alışveriş yapılan böyle merkezi kısma konuyor ki insanlar işlerini ona göre ayarlasın. Neyse saatimizde işte o zamanın işte padişahının konağının yanında. Ve bu saatin şöyle bir özelliği var bakın arkadaşlar. Benim de garibime giden kısmı da burası. Bakın bizim saatimizin ortada saat. Bakın şurası çan kulesi. Yani saat başında ötüyor. Burası işte girilip içerideki dişlere bakımı, yağı, yağlaması falan yapılan odası. Giriş odası yani. Bakın burada bir çan kısmı var. Saatimiz burada. Yani çan ne oluyor? Diyelim ki saat 1. Bir kere don diye ötüyor mesela. Ya da 2. Dan dan diye 2-3 kere. 3 ise 3 kere. 5 ise 5 kere. Yani böyle öterek aslında saatin de kaç olduğunu saati göremeyenlere de bildirilmiş oluyor arkadaşlar. Ve güzel tok bir sesi çıkıyor da tabii şu an o iş çalışmıyor. İptal yani şu an. Şimdi şöyle bir şey var. Saat bildiğimiz konağın yanında her saat başı ötüyor ve o zamanın padişahının cariyeleri yani eşlerinden bir tanesi hamile. Ve o sırada uyuyor işte saat artık gece veya gündüz bilmiyorum öğlen de olabilir. Ve tam o uyurken uykusunda saat aniden işte saat başı geliyor ve çalmaya başlıyor. Don don diye ötmeye başlıyor. Ve hanımı yani bu eş cariye hamile olan hanımefendi korkuyor. Ve arkadaşlar birden korkusuyla aniden ilikilerek uyanıyor. O saatin o çan sesinden dolayı ve hamileye bebeğini düşürüyor. Düşük yapıyor yani o korkudan dolayı ani bir zıplamadan işte nasıl olduysa. Ve işte diyor ki bebeğini düşürdü gittin. Sonra gidiyorlar bunu padişaha diyorlar. Diyorlar ki işte padişahın böyle böyle bir durumu oldu işte saatten dolayı eşiniz uyuyordu korktu işte şu an bebeğini düşürdü işte geçmiş olsun. İşte ne yapalım falan. Sonra tabii padişah durumu anlıyor neden oldu saat çaldı. Ve diyor ki bu saati hani ya yıkın. Yok edin yani çünkü yani benim bebeğimin ölmesine sebep oldu ya da diyor bunu
alın götürün. Yani bize zarar vermeyecek, sesi bizim duyulmayacak kadar uzağa nereye bulursanız oraya kadar götürün diyorlar. Ve o zamanki işte askerler, işçiler neyse saatin mimarisini bozmadan önce Bolu'ya, oradan da daha da uzak olsun diye Kastamonu'ya, işte Kastamonu Hükümet Konağı'nın, Cumhuriyet Meydanı'nın arka tarafındaki dağın yamacına tekrar aynı mimariyle inşa ediliyor arkadaşlar. Böyle bir hikayesi var. Yani güzel bir şey. Ne bileyim, insanlar tarafından beğenilen bir hikaye. Böyle olmuş. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış ya da efsane, ama adı üstünde efsanemiz, masalı, hikayesi, doğru veya yanlış çok da şey değil ama güzel bir estantenesi, bir efsanesi var arkadaşlar saatimizin. Böyle bir girişgahtan sonra gelin istiyorsanız biraz da fiziğe yönelim arkadaşlar. Güzel bir estantene. Eğer böyle tarihsel esintiler istiyorsanız soru çözümleri arasında böyle uzun sorularda yazınız arkadaşlar yorumlara. Bir şeyler araştırır, dilimiz döndüğünce anlatırız arkadaşlar. O zaman sorumuza geliyoruz. Bakın diyor ki şimdi burada dönme kinetik enerjisini soruyor arkadaşlar. Neden bu soruyu seçtim? Böyle bir soru seçmemin sebebi şu. Bakın dönme kinetik enerjisi hesaplayacağız. Nedir dönme kinetik enerjimiz? 1 bölü 2 çarpı, bakın, I çarpı omega'nın karesi değil mi? Şimdi hocam hiçbir şey bilmiyorum ama bir hesaplayabiliyor muyum? Bir dur bir bakalım. Bir hesaplamaya çalışalım. Bak şimdi bana I lazım birinci olarak. Dedik ki bakın I dediğimiz şey eylemsizlik momenti ve iki şekilde bulunur. Bir, noktasal mı var burada ya da işte büyük kütle mi var? Yani büyük geometrik kütle mi var? Bakın bir önceki sorumuz noktasal kütleydi. Bunu okeyledik. Şimdi o zaman bakın buradaki bu akreple yelkovan ve burada kol diyor. Yani bildiğimiz bir çubuk gibi büyük bir geometri. O zaman ben bir kere bunu kullanacağım. Değil mi? Olay bu birinci olarak. Şimdi geldim ikinciye. Buradaki omega'yı bulacağım hocam. Peki omega'yı nasıl bulacağım? Omega'yı da bulmak için bakın bunlar sonuçta hareket ediyor değil mi? Bakın dönerek bir etrafında şey yapıyor. O zaman istiyorsanız saati şurada çok uzaktan çekilmiş bu taraf gözükmüyor da şöyle büyütelim. Bakın saatimiz bu. Değil mi? İşte şurası 12. İşte 12. İşte 1, 2 diye gidiyor. Neyse şurası 6 olsun. Ben hepsini yazmayayım. 9. Şurası da 3 mesela. Şimdi şöyle bakın tam bu merkezi burası değil mi bu saatin ve işte tam 12 olduğunu söyleyeyim. Bakın şurası şöyle akrep olduğunu düşünelim daha küçük olan ve 12 çeyrek esir mesela bu da şöyle yelkovan değil mi? Bakın aslında böyle baktığımızda sanki bir köşesinden dönen yani şöyle bir çubuk gibi düşün böyle uzun bir çubuk ve sanki sadece şuradan şu eksenden şöyle dönen bir çubuk varmış gibi var burada. Durum bu yani. Özellikle bu şekilde. O zaman bakın ben burada bunu ne olarak alabilirim? Çubuğun eylemsizlik moment olarak düşünebilirim ben bunu değil mi arkadaşlar? Birincisi bu. Şimdi geldim omega'ya. Bakın omega dediğimiz şey ne? Açısal hız. Peki hocam açısal hızı ben nasıl buluyorum? Bakın iki şekilde buluyorum. Bir ortalama diyeyim arkadaşlar. Nedir ortalama? Bakın delta teta yani toplam yer değiştirme bölü delta t. Bakın ya bununla bulurum ya da ilk soruda yaptığımız gibi dθt bölü dt olarak yapıyorum. Zamana bölü türev. Ama burada bakın şunu kullanabilmem için oradaki soruda olduğu gibi bakın şu θ'yı bana işte t'nin karesi eksi 10t artı 25 gibi bir şey vermesi lazım. Böyle bir şey var mı burada? Yok. O zaman bunu da kullanmam. Bir ortalama hız bulacağım o zaman. Bakın bunu da göstermek adına güzel bir soru. Önce şurayı bir silelim. Bakın bunu kullanmayacağım o zaman. Nedenini anladım. Peki hocam şimdi o zaman yavaş yavaş işlemlere başlayalım. İlk olarak eylemsizlik momentini hesaplıyorum. Bakın o zaman eylemsizlik momenti ne için? Çubuk gibi düşüneceğim bunu. Çubuk. Bakın arkadaşlar çubuk ama burada şimdi çubuk içinde önemli olan bir nokta vardı. Dönme merkezi önemli. Yani şöyle ortadan mı dönüyor? Köşeden. Bakın bu köşeden dönüyor. O zaman istiyorsanız hatırlatmadan bakın uzun çubuk merkezinden geçen mi? Yoksa bakın bir eksen etrafında. Yani bize bakın ne lazım? Şu lazım. Yani bakın neymiş? 1 bölü 3 m l kare olanı kullanacağım. O zaman geliyorum buraya. Dediğim gibi akrep diyeyim istiyorsanız önce. Akrebinki nedir? 1 bölü 3 arkadaşlar çarpı m çarpı l'nin karesi yapacağım. O zaman buradan hesaplayabilirim. Nedir? 1 bölü 3 zaten 1 bölü 3 çarpı m akrep. Bakın akrebinki 12 kilogrammış. O zaman ben buraya 12 yazarım. Çarpı l kare. L kare de bakın 1.9'un karesi. Ve metre dediği için direkt metre cinsine yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 9'un karesi. İşte bu benim akrebin eylemsizlik momenti olacak. İstiyorsanız hemen buradan hesaplayalım. Neymiş? 12 çarpı 1.9'un karesi bölü 3. 14.44 oluyor arkadaşlar. 14.44 nedir? Kilogram metre karedir. Şimdi bu akrebindi. Gelin bir de aynısını yelkovan için yapalım arkadaşlar. Yelkovan. Bakın yelkovan da yine aynı şekilde tam köşesinden dönen çubuk gibi davranıyor. Yani yine eylemsizlik moment formülümüz aynı. 1 bölü 3 çarpı m çarpı l'nin karesi eşittir. Nedir arkadaşlar? Bakın 1 bölü 3 çarpı 20 kilogrammış çarpı 3.2'nin karesi. Çünkü bakın bize boyunu 3.2 vermiş. Yani şuradaki şu kısım L olacak. İşte kilogramda M olacak. Bakın 3.2 kilogramı da 20 kilogram. Buradan bakalım hesabımız ne çıkacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki 20 çarpı 3.2'nin karesi
bölü 3 diyeceğim arkadaşlar. 68,26 çıkıyor. 68,26. Bu da kilogram çarpı metre kare şeklinde ifade edildi arkadaşlar. Bakın bunları buldum. Şimdi geldim ikinci kısma. Bana ne lazım hocam? Bakın bana hız lazım. Ve bakın bununla bulacağımızı gösterdik. Çünkü burada değişken bir hız yok. Yani burada direkt ortalama bir şey alacağım. Peki şimdi başlayalım. Nereden yapalım? İstiyorsanız devam edelim böyle bir tanesi. Şimdi bir tanesini şuraya yaparız. Bakın buradan diyeceğim ki omega diyelim ki akrep. Akrep neydi arkadaşlar? Ya da yel kovan diyelim. Peki yel kovan olan ne? Yel kovan olan büyük olan. Yani dakikayı gösteren. O zaman bakın bana lazım olan şey delta teta değil mi? Delta teta. Peki şöyle diyeceğim. Bu yel kovan diyelim ki 3'ten başlayıp tekrar 3'e gelmesi kaç dakika sürecek? Bakın nedir? Akrebin bir turu bakın. Akrebin bir turu şöyle diyelim. 60 dakika sürer. Değil mi? 60 dk. Çünkü değil mi? Bakın istiyorsanız hani yerimde kalmadım. Şuraya yazalım. Bakın bir devir. Bir devir nedir arkadaşlar? 2 pi'dir. Ya da 360 derecedir. Ama biz burada radyan cinsinden baktığımız için bakın 2 pi radyandır dedik. Ve bakın yel kovan bir devirini 60 dk'da atar arkadaşlar. Değil mi? O zaman bakın bana ne lazım? Delta teta yani yer değişimi. Bakın bir tur tam tur yani şuradan şöyle yer değiştirme delta teta bu. Nedir o? 2 pi. Ve süresi de kaç? 60 dakikada atıyor. O zaman ben bunu tabii dakika olarak yapamam. 2 pi bölü 60 çarpı 60 yapmam lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü saniyeyi çevirmem lazım. Çünkü bizim birimimiz radyan bölü saniye. Bakın buradan cevabımız ne çıkıyor? Hemen bakalım. 2 çarpı pi bölü 3600 yani 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan bölü saniye çıktı arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın olay bu şekilde. Birincisi için bu. Şimdi geldim ikincisine. Bakın bu yel kovandı. Yani büyük olan dakikayı gösteren için yaptım. Şimdi geldim ve işte ne diyelim? Akrep diyelim veya A olarak yazıyorum. Bu da nedir arkadaşlar? Yine bu formülü kullanacağım. Peki şimdi yapalım. Şimdi peki akrep bir devrini kaç dakikada ya da kaç saat atar? Bakın arkadaşlar bu tarz analog saatlerde 12 saatte atar. Değil mi? Çünkü diyelim ki 12'den başladı. Tekrar 12'ye gelmesi bunun tam 12 saat sürer. Hocam bakın ama 24 değil miydi falan demeyin. Neden? Çünkü analog saatlerde 12 iki defa tur atıyor yani. Bir günde iki tur atıyor bu. Hani diğer mesela dijital saatlerde ne oluyor? Mesela 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17 diye gidiyor ama bu şekilde analog saatlerde 12'den sonra tekrar 1, 2 diye göstermeye başlıyor. Yani o zaman akrep dediğimiz saatin analog saatteki aparatı bir deviri 12 saatte atıyor. O zaman bakın delta t'miz burada bu bunun. Bununki de buydu. O zaman bakın buraya 12 saat yazacağım. 12 saat ama dikkat edin. Peki bir devir yine kaç derece ya da kaç radyan? Bana radyan lazım. Yine bir devir 2 pi radyan. Değil mi? O zaman delta t'miz yani 12 saatte adam bir devir atıyor. O da nedir? 2 pi radyan. İşte buradan yine işte 2 pi bölü 12 çarpı 60 çarpı 60 diyorum arkadaşlar. Neden? Bakın 12 saati önce dakikaya çevirdim. Onu da saniyeye çevirdim. Çünkü biz ne yapmamız lazım? Radyan bölü saniye cinsinden hesap yapmamız lazım. Bunu da hesaplayalım. Çok düşük bir değer çıkacak ama olsun. 2 çarpı pi bölü 12 çarpı 60 çarpı 60. 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 radyan bölü saniyemiş arkadaşlar. Tamamdır. Bakın artık o zaman her şeyi buldum ben. Akrebin hızını buldum. Yel kovanın hızını buldum. Akrep için I'yı yani eylemsik momentini buldum. Yel kovan için eylemsik momentini buldum. Artık tek işim buradaki denklemde yerine yazmak. O zaman şöyle yazalım. Akrep için diyorum arkadaşlar. Neymiş? 1 bölü 2 çarpı kinetik enerji diyelim. Akrep için. 1 bölü 2 çarpı akrebinki 14,44 çarpı bakın akrebinki bu 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi şeklinde ifade edilir. Buradan çok düşük bir değer çıkacak ama hesaplayalım. Başladık bu işe bakalım ne çıkacak. Şöyle olacak arkadaşlar. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 joule oluyor arkadaşlar. Bu kadar çünkü. Birincisi bu akrebinki buymuş. Şimdi aynı şeyi yel kovan için de yapalım. Yani formülümüzü uygulayalım. Yel kovan için dönme kinetik enerjisi şöyle dk yazalım. Nedir arkadaşlar? Yine 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer yel kovan için bakın bunu kullanacağım. I yel kovan olacak. Yani 68,26 çarpı. Bu sefer yel kovanın hızı yani 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi olacak. Şimdi istiyorsanız bu hesabı da yapalım ve cevabımızı bulalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 karesi
çarpı 68.26 bölü 2. 9.8 9.8 çarpı 10 üzeri eksi 5 joule arkadaşlar. Bunun değeri de. Tamamdır bakın. İki değeri de bu şekilde bulmuş olduk. Ama mantıken bakın ne olacak? Şimdi burada yine bu şekilde vermese bile, yani hiçbir şey vermedi zaten, yaptık. Bakın dönüş hızını bulmak gerekiyor. Nasıl yaptık arkadaşlar bunun için? Öncelikle şöyle diyelim. Dönme kinetik enerjisi mi sordu bize? Evet. 1 bölü 2 I omega kare. Bizim formülümüz bu. O zaman ben I'yı ve omega kareyi bulacağım. Önce omega kare. Bakın burada değişken bir, bakın ilk soruda olduğu gibi T'ye bağlı bir değişken olmak için ortalama hızı bulabilirim ben. O da bakın delta teta bölü delta t. Peki delta teta ne? Bir tam tur olarak düşünebiliriz. Bir tam turu bakıyorum ki yelkovan 60 dakikada atıyor. Ama akrep 12 saatte atıyor. O zaman süre belli. Bir tam tur dediğimiz, yani bir devir kaç radyan? 2 pi radyan. O zaman 2 pi radyan bölü işte 60 dakika, 2 pi radyan bölü 12 saat yaparsam akrebin ve yelkovanın ortalama hızlarını bulurum. Bir kere bunu yaptım. İkincisi, geldim I'yı hesaplamaya. Peki I'yı nasıl hesaplayacağım? Bakın noktasal ve büyük kütleler. İki seçeneğim var. Buradaki kütleler uzun çubuk şeklindeki kütleler. Yani burada kollar uzun çubuğa benzetilebilir, modellenebilir hani fizik adına. O zaman burada bu çubuk için 1 bölü 3 emle kareyi kullandım. Bakın neden bunu kullandım? Çünkü buradan dönüyor. Bakın merkezden dönerse 1 bölü 12 emle kare. Ona da dikkat ediyoruz. Zaten gösterdik bir sonraki sayfamızda formülünü. Verilecek zaten bu formül ise. Bakın buradan o zaman verilen kütlelere göre, işte verilen uzunluklara göre buradan I akrep ve I yelkovan, yani eylemsizlik momentlerini bulduk. Daha sonra hız ve eylemsizlik momenti formülde yerine koyduk ve cevaplarımıza gittik. Çok düşük çıkıyor çünkü çok yavaş dönüyorlar arkadaşlar. Tamam mıdır? Olay budur. Bakın bu da dönme kinetik enerjisinin bir değişik versiyon sorusu ve büyük kütleler için geçerli bir soru. Tamam mıdır? Şimdi geçelim 5. sorumuza arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Diyor ki M1 eşittir 5, M2 eşittir 10 kilogram kütleleri, yarıçapı 25, kütlesi 3 kilogram olan makara üzerinden geçen ağırlığı önemsiz bir ip ile bağlanarak yandaki sistem kurulmuştur. Okey, görüyoruz sistemimizi. Sürtünmelerin olmadığı sistemde ip makaranın üzerinde kaymadan makarayı döndürerek hareket ettiriyor. Tamam. Başlangıçta sistem hareketsizken serbest bırakılıyor. Okey. Buna göre makaranın açısal ivmesini ve ipteki gerilme kuvvetlerini bulunuz demiş. Bakın gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Buna benzer bir soru yaptık. Hocam hemen tork diyorsunuz. Ama bir duralım bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Okey. Şimdi o zaman biz diyelim ki torktan bakalım. Neyi bana? Açısal ivmeyi mi soruyor? Bunu yapmak için ne yapabilirim? Bakın bunları görelim. Bir, ya bana önceki sorularda olduğu gibi işte alfa eşittir ne bileyim delta omega bölü delta t'ler ya da işte dv bölü dt'leri verecek ama böyle bir şey yok. Bunu kullanamam. Onun dışında başka ne yapabilirim? İşte başka durumlar var. Ya da arkadaşlar ne diyedik? Torku kullanacağız. Yani tork toplam, yani toplam tork eşittir eylemsizlik momenti çarpı alfa ile bulunuyordu değil mi? Biraz küçük yazdım ama bu formülümüz vardı arkadaşlar. Şimdi bakalım o zaman bunu bir denemeye çalışalım. Öncelikle burada şöyle yapacağız. Bakın bir kütle var. Yine bir kütle var ve burada bir ip var. Bu kütlelerden kaynaklı bu ip üzerinde diyelim ki bakın şuradan yukarı yönlü işte diyelim ki tam şöyle şuradan şu yönde aşağı doğru, tamam mı? İşte geldim buradan bakın yine aşağı yönlü şöyle ve buradan şöyle yukarı yönlü bir gerilme kuvvetleri oluşur değil mi? Ve bakın bu kuvvetlerin tamamı aynı ip üzerinde olduğu için ipte bir ağırlık ve esneme payı olmadığı varsaydığımız için bu kuvvetler her bir nokta için ip üzerinde eşittir. Neresi olursa olsun, tamam mıdır? Bu şekilde. O zaman bakın şöyle tamamlayalım. Ve şöyle. Bakalım o zaman torktan bir başlayalım. Tork neydi? Kuvvet çarpı bu kuvvetin dönme eksenine olan uzaklıkları. Ve şöyle bir durum vardı. Bu taraf ne yön arkadaşlar? Saat yönünün tersi pozitif. Bu taraf ne yön? Saat yönü yani eksi. O zaman saat yönünün eksi ve artısına dikkat ederek torku yazacağız. Ve bakın makaranın da kütlesi 3 olduğu için ve düzgün bir makara olduğu için tam böyle merkezden aşağı doğru işte F, G makara diyelim arkadaşlar. Böyle aşağı doğru var. Şimdi bakın burada bir tork hesaplamaya çalışayım ben. Şurada tork diyorum eşittir. Nedir arkadaşlar? Hatta toplam tork. Bakın buradan bu tarafa doğru. O zaman diyeceğim ki T çarpı R. Bakın T çarpı R. Yani ne tarafı? Bu tarafa doğru bakın. T ve uzaklıkla burası R olduğu için T çarpı R var. Ve pozitif yönde. Sonra bakın bir de burada kütle var. Bununla da bunu çarpayım. O zaman T çarpı R diyorum. Bunun torku da bu. Çünkü bunlar dik. Ama bakın bu ne yönde? Eksi yönde. O zaman ben buraya eksi yazdım. Onun dışında bir de FG makara var ama dönme merkezinde olduğu için tork etkisi yok. O zaman artı sıfır. Şimdi bakın buradan sonucu yaptığımda ne çıktı hocam? Sıfır çıktı. Hocam siz demiştiniz ki eğer tork sıfır çıkarsa dönme olmaz ve hareket olmaz, durur olduğu yerde demiştiniz. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar.
torktan kaynaklı bir dönme olmaz. Onu da biz o şekilde tekrar etmiş ve tam netlemiş olalım. Bakın dönme olmaz ama torktan dolayı olmaz. Sıfır çıktı. Doğru söylüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki bu sistemi serbest bırakırsak bu sistem döner hocam. Bu gider hatta böyle aşağı doğru gelir çünkü bu taraf daha ağır. Peki bunu sağlayan ne? Bakın buradaki işte anahtar kelime şu. Sürtünmeler önemsiz ve ipin makara üzerinde kaymadan hareket ettirmektedir diyor. Bu ne demek hocam? Bakın şimdi biz hep şunu atlıyoruz arkadaşlar dinamik konusunda. Buna da bir net diyelim. Şimdi bakın şöyle diyeceğim. Silerim şurayı yapayım. Bak şimdi burada bir kütle var. Ben bunu bir iple bağladım. Bu da böyle bir şey var. Ve buradan bir kuvvetle çekiyorum. Diyorum ki bakın bana diyor ki işte M1, M2. Diyorum ki sistemin ivmesini bul. İvmeyi bul. E bu ivme, bu kütle için ivme aynı ivme derim değil mi? Bu ivme bununla aynıdır. Hatta bu kütle için aynı. Aynı sistem olduğu için aynı ivmeye sahip derim. E hocam bak şimdi şöyle bir şey var. Biz bu ipi her zaman atlıyoruz. Buradaki ip hareket etmiyor mu? Ya yani bu kütle giderken bu kütleyle birlikte bu ip de aralarında hareket edip bunların hareketine katılmıyor mu? Bu sistemden değil mi? Yani aslında bakın buradaki ipin de ivmesi var. Ama biz tabii ağırlığı önemsiz bir ip falan diyoruz. Sürtünme yok. İpi boş verelim diyoruz. Buradaki ipi hesaba katmıyoruz. Ama ip de ivmeleniyor. İpin de bir hareketi var burada. İşte buradaki bu ipin ivmesi aynı zamanda bakın buradaki bu dönmeden kaynaklı olan ivmeler. Ve kayma olmadığı için işte bu ip bu makarayı kendi sahip olduğu bu ivmeyle döndürüyor. Bakın buraya kadar tamam değil mi arkadaşlar? Umarım anlatmışımdır. Ve şimdi şurayı bir sileceğim arkadaşlar. Şimdi tamam o zaman. İp de bir ivme olacak buna bakacağız. Peki hocam şimdi nasıl yapacağım? Bak artık dinamik sorusuna geldim arkadaşlar biz. Bunun biraz dinamik gibi çözeceğim. O zaman nasıl yapacağım? Bakın her zaman burada bir kütle var mı? Var. O zaman aşağı doğru şöyle yapalım. Direkt yazıyorum. M2 çarpı G kadar bir yer çekimi kuvveti vardır. Ve burada da şöyle direkt aşağı doğru bunda da yazıyorum. Bunda da M1 çarpı G kadar aşağı doğru vardır. Ve burada bir iplik gerilme var. Şimdi biz bu iki sistemi kütleyi birbirinden ayırıp bakın dinamik sorusu çözerken ne yapıyordum? Bir, referans düzlem belirli. Her zaman yukarı yönleri şöyle yapalım. Bakın bu taraf y bileşen oluyor, bu taraf x bileşen oluyor, değil mi? İkinci olarak da bunun için de aynı şey geçerli. İkinci olarak da işaret belirli. İşaret genelde bakın artı yönü gittiği yön alıyorduk. Bakın bu kütle büyük olduğu için bu tarafa doğru ivmelenecek, değil mi? Bu AT bu tarafa da olacak. Hatta TS'li ivme diyorum. O zaman buradaki kütle yukarı çıkacağı için buradaki AT de burası için olacak. Bu yönde olacak. O zaman bakın birinci kütlem için yukarı yönlüler artı. Bakın buradaki kütle için aşağı yönlüler artı. Ve şöyle şöyle. Burası Y, burası X. Tamamdır. Bakın bunu da yaptım mı? Yaptım. Peki hocam üçüncü adımımız neydi dinamikte? Bakın çözerken bunu yapıyorduk. Üçüncü adım şuydu işte. F net eşittir. MA formüllerini kullan. O zaman bakın öncelikle buradan bunu bir bakalım. Bakın M2 için yani M2 kütlesi için yazıyorum ki bakın FY yani Y yöndeki kuvvetlerin toplamı bileşke Y yöndeki kuvvet eşittir. M çarpı AT yani buradaki Y yöndeki kuvvet bakın bu tarafa doğru geliyor. İvme. M2 tabii şu da. O zaman bakın yazalım burada. Hatta şöyle yapalım ve aynı şeyi bakın aynı şeyi M1 için de yazabilirim. M1 için de nedir? FY'ler yine toplam FY'ler nedir olacak arkadaşlar? M1 çarpı yine AT olacak. Neden? Çünkü bakın bu ipte bir esneme olmadığı için, hiçbir şey olmadığı için bu ip de aynı ivmeleri kazanıyor ve bu şekilde oluyor. Ve aynı zamanda bakın bu kütleler için olan ivme, bakın buradaki bu ip için de AT. Yani bu ip de bu tarafa doğru geliyor. Tamam mıdır? O zaman bir bakalım bulalım. Ne olacak hocam? Bir şeyler gelecek buradan diyorum. Başlayalım. Bakın ne taraf? Aşağı yön pozitifte. O zaman M2G. M2G. Pozitif. Bakın T bunu terste çekiyor. Beni geri doğru çekiyor. O zaman eksi T. Başka bir kuvvet var mı burada? Sürtünme hiçbir şey yok. Eşittir. Ne olacak bu? M2 çarpı AT. Yani ivme. Geldim şimdi ikincisine. Şöyle V yapalım. Karışmasın burası. Nedir? Yukarı yön burada pozitif. Bakın yukarı yönü pozitif aldım. Yani kütleleri bağımsız düşünebilirim burada. Benim işime geldiği gibi yapıyordum bunları. Bunları dinamikte anlattık. O zaman T eksi M1G diyorum arkadaşlar. Bu da eşittir ne olacak? M1 çarpı AT olacak. Bakın böyle iki denklem var. İki bilinmeyen olsa ne yapıyorduk? Şunu şuraya hemen altına yazalım. Bakın T eksi M1G eşittir M1 çarpı AT şeklinde oluyordu. Ve biz bunları taraf tarafa topluyorduk. Bakın buradaki T ile bu T gittiğinden şöyle olacak. M2G eksi M1G eşittir. Şöyle yazıyorum direkt. M1 artı M2 çarpı AT'ydi arkadaşlar. Bakın buradan AT'yi bulabilir miyim artık? Hatta buluyorum direkt. Yazalım bakın bu neymiş? 10 çarpı 9.81 eksi 5 çarpı 9.81 bölü 15 eşittir AT. Değil mi? Çünkü buradaki buraya böyle getireyim. Bunları zaten biliyoruz. Hemen bir hesaplayalım ve buradan bakın ben şöyle yapacağım. Bakın AT'yi buldum. Nedir AT? Hemen hesaplayayım. 10 çarpı 9.81 yani 98.1 eksi
5 çarpı 9.81 bölü 15. Cevabımız 3.27 bakın. 3.27 metre bölü saniye arkadaşlar. Hocam tamam da ben bunu hiçbir yani ne yapacağım? Çok garip bir şey oldu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bakın buradaki sistem aslında şu. Bu 3 AT'yi buldun mu? Bakın bu böyle gidiyor. O zaman bizim ipi, şunları unutun artık. Buradaki ipimiz de bakın bu yönde nasıl gidiyor arkadaşlar? 3,27 metre bölü saniye karelik bir hızla gidiyor. Ve bakın bu ipi düşündüğümüzde o zaman bakın tam şuradaki şu tam değdiği nokta için tam makaranın sonu için bakın şuradan şu yönde hatta burada T olarak çizdik. Bakın bu yönde ne olur arkadaşlar şöyle bir AT olur. Ve bakın bizim böyle bir AT varsa hemen şuraya yapıyorum. Nasıl bir durum var burada? Doğrusal bir nicelik var. Ama bizden açısal bir niceliği soruyor. Bakın böyle bir formülümüz vardı. Doğrusal niceliklerle açısal nicelikler arasında bir geçiş var. O da şudur. R çarpı alfadır arkadaşlar. Biz işte buradan şimdi bunu göstermek istedim. Yani böyle bir soru gelirse direkt torktan da yapılabilecek değil, yapılamayabiliyor işte burada olduğu gibi. O zaman buna geleceksin yani. İvmeyi bulmak için bak 3-4 yol var. Bir, ya sana direkt baştaki sorulardaki gibi T'yi verir, alfa yani omega'yı verir, oradan türevini falan alırsın, integralini alırsın, bir şeyler yaparsın. Ya da torku kullanırsın. Bakın o da olmazsa doğrusal nicelikler formülüyle de yapabiliyorum ben bunu. Ne yaptım? Bakın bunu buldum. Ne bu? 3,27. R ya'dan bize 25 vermiş. Buraya 25 yazmıyorum tabii. 0,25 yazıyorum. Çünkü santim vermiş. Çarpı alfa demiş. O zaman bakın ben buradan alfayı çekersem yani açısal ivmeyi çekersem buradaki çıkan 3,27 bölü 0,25 derim. Yani 4 katını alırım. Yani 13,08 radyan bölü saniye olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde de ben bulabiliyormuşum. Gayet güzel bir soru. Ters köşeye yatıracak bir soru. Tamamdır bakın ilk şıkkımı buldum o zaman. Açısal ivmesini buldum. Şimdi bir de diyor ki iplik gerilmeyi bul. İplik gerilme için bunu yine kullanmayacağım. Bakın şuradaki iki formülüm var mı? Var hocam. Gel bakalım şu formülle. Bakın artık ivmeyi buldum. Şimdi T'ye geçiyorum. Bakın T'de şu formülü kullanayım. T eksi nedir? M1G. M1'imiz 5 çarpı 9.81. Nedir bu? Eşittir. 5 çarpı 3,27. Çünkü A'yı artık bildiğim yerine yazıyorum. Buradan direkt T'yi çekmek için arkadaşlar bunları çarpıp karşıya atarsam cevabı direkt bulurum. Yapalım o zaman. 5 çarpı 3,27 artı diyorum çünkü karşıya artı diye geçer. 5 çarpı 9,81 ve buradan cevabımız 65 Newton oluyor arkadaşlar. Bakın 65,4 Newton. Ve bakın istiyorsanız dikkat edin. Bir karşılaştıralım arkadaşlar. Bakın yukarı doğru 65 ile çekiyor değil mi? Bakın aşağı doğru ne? 5 kilogram. Bakın 5 çarpı 9.81'den bir bakalım bu ne çıkıyor. 5 çarpı 9.81. Bakın 50 pardon 49 çıktı arkadaşlar. 49,05 çıktı. Bakın 49 mu büyük mu büyük? Bakın bu büyük. Değil mi? 65 Newton daha büyük. Bakın zaten sistem bu tarafa doğru F net yukarıda olduğu için bu tarafa doğru gidecek zaten. Bakın mantıken de hesabımız doğru çıktı. Ama şimdi buradan soruyu genel olarak düşündüğümüzde bakın böyle bir sistemde illa torktan gitmek gibi bir durum yok. Tork sıfır çıktığında bakın dönüş olmaz diye bir şey yok. Yani şöyle düşünün. Hani F net eşittir sıfırsa hani böyle diyorduk. Ya durur ya da sabit hızda hareketine devam eder falan gibi bir kural da var. Yani dönme olabilir. İlla torktan dolayı dönme olmayacak diye bir şey yok. Ama dönme torktaki kuvvetler sayesinde olmaz. Neden oluyor? İşte buradaki teğetsel ivmeden kaynaklı oluyor yani. Bu da böyle bir şey olabiliyormuş arkadaşlar. Bu da bir diğer konu olan teğetsel ve açısal nicelikler arasındaki bağlantı sorusu olarak görebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldim final sorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Bakın bir okuyalım ve sorumuzu anlamaya çalışalım tekrardan. Diyor ki 35 Nm tok sağlayan ve 15 santim dişliğe sahip olan bir motor yarıçapı 30 cm, kütlesi 3 kilogram olan makarayı döndürmektedir. Tamam, sistem burada. Bu makara sistemiyle yük taşımacılığı yapılmaktadır. M eşittir 15 kilogram kütleli sandığın taşımacılığı sırasında makaranın açısal ivmesini ve ipteki gerilme kuvvetini bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir soru. Çok net ve her şeyi içeren bir soru arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hemen başlayalım. Öncelikle bakın burada bize açısal ivmeyi soruyor. Bakın tork var. O zaman biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın içerisinde tork varsa toplam tork eşittir diyorum. I çarpı alfa dediğimiz açısal ivme formülünü, tork ve açısal ivme formülünü kullanacağım ben burada. Şimdi o zaman burada önce torkları hesaplamamız lazım. Bakın bu tork demek toplam torkların hepsini tek tek bul demek. İlk olarak bakın diyoruz ki bu sandığın taşımacılığı sırasında. O zaman sandığı bunun içine koymuşlar şu şekilde. İşte tam böyle sığdığını düşünelim. İşte M kütleli bir sandığımız burada var arkadaşlar. Ve ne yapıyor bakın. Burada yukarı doğru bir hareket olacak.
Değil mi? Bu şekilde bir hareket var. Şimdi öncelikle şuradaki tork sistemine bakalım. Bakın burada demek ki şu motor, bakın motorumuzun turuncu olan dişlisi, bakın tam şöyle şuraya bir nokta alırsam ve bu teğet olarak alırsam bu noktayı, bakın bu noktadan şöyle şu yönde bir F teğetsel bir kuvvet olur, değil mi arkadaşlar? Bakın her türlü bu kuvvet oluşur. Şimdi nasıl oluşuyor hocam diyor soruyorsanız, aslında burada torktan meydana gelen bir kuvvet var. Yani aslında kuvvetle yarı çarp çarpımı tork varsa, bir dönen bir şey varsa o da kuvvet oluşturabilir. Yani tersten düşünüyoruz burada. O zaman bakın şöyle şuradaki şu yarı çapta R dersem, o zaman diyorum ki bakın tork motor eşittir nedir arkadaşlar? FT çarpı R'dir aslında değerimiz. Bakın burada R'yi de bize vermiş aslında. Ve buradan bakın adam bize torku verdiği için nedir? 35 Newton metre. Eşit olacak o zaman bu FT çarpı ne arkadaşlar? R'ye. Peki R ne? 0,15 olarak yazıyorum. Çünkü neden? Bu bir santim metreye çevirip yazıyorum. Bakın buradan. Bakın bu durumdayken ben FT'yi buradan eğer 35'i bölersem 0,15'e, hemen bakalım ne çıkacak? 35 bölü 0,15 diyorum arkadaşlar. Cevabımız 233,33 Newton. O zaman diyorum ki bakın 233,3 Newton'luk bir kuvvet çıkıyor. Hocam nasıl oldu? Bakın bu kuvveti bulmak zorundayız. Bu kuvvetle biz aslında şimdi diğer makara sistemine geçeceğiz. Şimdi tamam, bu kuvveti buldum bakın. Herhangi bir tork verip yarıçap varsa bu kuvvet de oluşturur ve bu kuvveti biz bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Tamamdır. İlla yani kuvvet verip yarıçap verip tork bulmak zorunda değilsin. Bakın bunu zaten bunu göstermek için yaptım. Yani bize tork verdiğinde, yarıçap verdiğinde o tork ve yarıçapın sahip olduğu dönüşün bir kuvveti, teğetsel kuvveti oluşuyor. İşte bunu da bulabiliyoruz biz. İşte burada olduğu gibi. Şimdi geldim artık motoru artık devreden çıkarabilirim. Benim için şurası önemliydi. Ve buradaki sistem şudur bakın arkadaşlar. Şöyle dişliler var. Bakın şurada da şöyle dişliler var işte aslında. Bunlar birbirine giriyor. Diyeyim ki bakın bu bunu böyle dönerken bu da bunu bu şekilde döndürüyor. Çünkü şuradaki dişli buna vurup onu döndürmeye çalışıyor. Şimdi bu makara sisteminin şu şekilde dönmesi gerekir arkadaşlar. Bakın buradaki kuvvete göre. O zaman bu da böyle dönüyor bizim şeyimiz, motorumuz. Tamam. Şimdi bakın ne yapacağız? Şimdi de buradaki toplam torku yazıp I'ya, alfaya geçmem lazım. Şimdi o zaman diyorum ki bakın tork yazmak için buradan bu tarafa doğru pozitif, değil mi? Buradan bu tarafa doğru nedir arkadaşlar? Negatiftir. Çünkü saat yönü negatif, saat yönünün tersi pozitif. Artık makarayı düşünüyorum sadece. Şimdi geldim buraya, bakın burada bir kütlemiz var mı? Var. Bu kütlenin tam merkezinden yere doğru bir FG dediğimiz yer çekimi bu kuvveti, yani MG'si var mı? Var hocam. Şimdi bakın burada bir MG var, bir kütle var, bir durum var, bir ip varsa bakın bu ipten şöyle yukarı doğru tam şöyle şuradan bir T ip gerilmesi olur. Ve yine tam şöyle şuradan bir yerden arkadaşlar. Buradan da aşağı doğru sanki bu makarayı geri doğru döndürmeye çalışıyormuş gibi bir T daha olur. Ve bu T'ler aynı ip üzerinde olduğu için birbirine eşit. Şimdi ne yapacağım hocam? Torkları, toplam torku yazacağım. Ve şunu da yazacağım. Bakın makaranın kütlesi de tam şuradan şu şekilde 3 kiloymuş. O zaman bakın şöyle yapacağım. 1. Bütün kuvvetlerin üzerindeki bütün yer çekimi kuvvet olabilir, işte FT olabilir, buradaki T gibi gelir. Bütün kuvvetlerin tork değerlerini yazacağım. Şimdi başlıyorum burada. Şimdi bakın FT çarpı R. O zaman buraya da büyük R diyelim. Bakın FT çarpı büyük R. Nedir bu hocam? Bakın şu yönde çevirir. Yani saat yönünün tersine çevirir. O zaman pozitif. Geldim şimdi buradaki makaranın ağırlığı. Bakın makaranın ağırlığı tam merkezden geçtiği için tork etkisi oluşturmaz. Bunu buradan silebiliriz. Geldim şimdi T'ye. Peki T nasıl bir tork etkisi oluşturuyor? Bu da arkadaşlar bakın buraya dik ve ne yönde? Saat yönünde döndürmeye çalışıyor. O zaman eksi T çarpı R diyeceğim hocam. Şimdi onun için hocam bakın bu kuvvet bu şekilde ama bu böyle nasıl oldu falan diye bakmıyoruz. Biz tork etkisine bakın neye? Dönme merkezine dik olmasına bakıyoruz. Bakın şuradan bir kuvvet olsaydı o, eğer bunda böyle olsaydı yine alırdım. Önemli olan bunların hepsinin aşağı veya yukarı olması değil. Önemli olan dönme merkezine dik olması böyle tork oluşturuyor ve bu da tam öyle bir kuvvetler. Şimdi bunda geldik, tamam mıdır? Burası torkları yazdım. Bakın ben şunu sadece şuraya yazdım. Şimdi bu da eşittir neye? I çarpı alfa arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi o zaman ben alfayı bulmak istemiyorum. İstiyorum. Bakın FT dediğim değeri buldum. R'yi adam bize vermiş burada 30 bilmem kaç. İşte buradan R'yi yine biliyorum. I'yı zaten hesaplayabilirim. Peki I ne arkadaşlar? Bakın bu nasıl silindir şeklinde bir makara. O zaman I dediğimiz ifade de 1 bölü 2 çarpı M çarpı R'nin karesidir. Şimdi büyük R olarak büyük makarayı, küçük R olarak da bakın burada bunu aldım. O yüzden bu şekilde. Çünkü silindir, içi dolu silindir şeklinde olacak. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu da hesaplayabilirim. Bakın bunu hesaplayabiliyorum. Ama bakın burada alfa hesaplamak için T'yi bilmiyorum arkadaşlar. Eğer T'yi bilsem, bakın FT'yi biliyorum, R'yi biliyorum, I'yi biliyorum, her şeyi biliyorum. Bunu hesaplarım. Ve mesela zaten açılımı soruyor. Ama bakın T'yi bilmiyorum. Şimdi o zaman T için ne yapacağım? Bakın T için de şuradaki bakın sadece şu kısım için şöyle bir
Dinamik kısmına gireceğiz arkadaşlar. Dinamik ve f net eşittir m çarpı a formülünü kullanacağım. Hocam neden? Çünkü bakın arkadaşlar bu böyle yukarı doğru hareket ederken buradan şöyle şu yönde bir at, teğetsel olarak bir yukarı yönde ivme oluşur. Çünkü f net eşittir 0 değil. Burada bir hareket var ve bu hareket oluşur arkadaşlar. Ve ne yönde bakın? Burada dinamik konusuna geçtiğimizi düşünelim. İki şey belirliyorduk. Bir, düzlem belirliyorum. Düzlem bana yukarı doğru y zaten. Bunu belirlemeye gerek yok. Bunu biliyoruz. Bu da x bu tarafa doğru. Ve yukarı doğru olan yön hareket ettiği için ben bu tarafı pozitif alıyorum. O zaman aşağı doğru olan yön negatif olacak. Şimdi şuradaki iki belirlememe göre ne yapacağım? F net eşittir ma'yı yazacağım. O zaman geliyorum bakın şuradan şöyle yapayım. İkinci denklem. Bakın bu birinci denklemim. T'yi bilmediğim için bu denklemde işlem yapamadım. Eğer T'yi bilseydim olay gidecekti. Direkt alfayı bulacaktım ama yapamadım. O zaman ikinci denkleme ihtiyacı var. Diyorum ki bakın dinamik konusuna. Toplam F y'ler eşittir. Ne olur arkadaşlar? M çarpı AT olur. Bakın AT de şuradaki AT yani bildiğimiz teğetsel ivme. Peki buradan devam edersek arkadaşlar şöyle olacak bakın. Ne var FY? Yukarı yönde bakın pozitif aldığım yönde bir tane T var. Eksi bakın aşağı yönde MG var. Değil mi? Başka ne var hocam? Başka hiçbir şey yok. Sürtünme yok. Başka bir kuvvet yok. O zaman bu neye eşit olacak? M çarpı AT'ye. Buradaki M de bakın şuradaki şu 15. Küçük M yani. Hani şu büyük M ile falan karıştırmıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bakın buradan da bunu buldum. Ve şimdi bir şey yapacağım hocam. Bakın burada AT yerine ben doğrusal ve çembersel bir diğer de açısal nicelikler diye bir ifade var. Onu işledik. Bakın onu da ben AT yerine alfa çarpı R yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bunu da yazalım ki en azından daha şey yani buradan AT'yi bilmiyoruz. Bir de 3 tane bilinmeyen olmaktansa 2 bilinmeyenli işleme devam edelim. O zaman şöyle bakın. T eksi MG eşittir. Ne olacak arkadaşlar? M çarpı R çarpı büyük R çarpı alfa halini alacak arkadaşlar bize formülümüz. Bakın işte burada da şu denkleme ben ikinci denklem diyebilirim arkadaşlar. Bakın iki tane güzel denklem bulmuşum. Şunu şöyle altını çizelim bir de bu. Şimdi artık iki bilinmeyen var. T'yi bilmiyorum. Alfayı bilmiyorum. İki tane denklem var. Ben bunu çözebilirim arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Şimdi istiyorsanız bir de bize ne lazım? Bakın burada I lazım ya. Bir de bunu şurada bir hesaplayalım. Bakın I dediğimiz ifadede neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı M çarpı R'nin karesi. Hemen hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı M dediğimiz bakın makaranın kütlesi. Çünkü bu makaranın I'sı. O da nedir? Bakın burada 3 çarpı R dediğimiz ifadede bakın 30 santim ama ben bunu metreye çevirmek zorundayım. O zaman 3 yani 0,3'ün karesi. Şuradan bir işlem yapalım ve R'yi de I'yı da söylemiş olalım arkadaşlar. 0,5 çarpı 3 çarpı 0,3 çarpı 0,3. 0,135, 0,135 bulduk. I'yı da bulduk. Şimdi o zaman arkadaşlar iki bilinmeyen iki denklemi çözecek miyiz? Çözeceğiz. Ama burada yerimiz kalmadı ki ben bunu bile bile yaptım. Arkada bir sayfa açtım. Bu sayfada temiz bir şekilde şurada güzel bir şekilde yapalım. Öncelikle formül birinci denklemi alıyorum bakın arkadaşlar. Birinci denklem şu. Denklem 1. Nedir? Ft çarpı büyük R eksi T çarpı büyük R eşittir. Neydi arkadaşlar? I çarpı alfa. Bu birinci denklem. Şimdi şöyle biraz boş bırakıp ikinci denklemi de yazıyorum. Arkadaşlar ikinci denklem de şu. T eksi MG eşittir. Neydi arkadaşlar? M çarpı büyük R çarpı alfa arkadaşlar. Ve I'yı da hesapladık. Bu da neydi? 0,135 arkadaşlar. Bunu da bu şekilde almış olalım. Tekrar edelim. Bakın T eksi MG eşittir. MR alfa. İşte bunu yazdık. Bakın bunu da yazdık. Doğru değil mi? Eksik bir şeyimiz yok. O zaman artık buradaki her bir değeri de biz biliyoruz. Bütün değerleri de hesapladık. Artık tek tek yapabiliriz. Öncelikle bakın ne yapalım? İki seçenek var. Ya alfayı yalnız bırakalım burada. Gelin burada yerine yazıp T'yi bulalım. Ya da T'yi yalnız bırakalım. Gelelim burada yerine yazılıp işlemi yapalım. Önce ben T'yi yalnız bırakma taraftarıyım. Yani T eşittir nedir arkadaşlar? M çarpı R çarpı alfa artı. Çünkü bu tarafa bakın attım bunu karşıya artı olarak geçer. O zaman MG. Değil mi? Ben buradaki her bir değeri biliyorum. Yazayım yerine T dediğim ifade o zaman eşit olacak. M dediğimiz bakın 15 kilogram çarpı R dediğimiz 0,3 arkadaşlar. Çarpı alfa. Artı M dediğim yine 15 kilogram çarpı G dediğimiz şey 9,81'lik yer çekimi ivmesi arkadaşlar. Bakın her şeyi yazdım. Şimdi gelin buradaki değerlerini de tamamını yine yazalım. Bakın FT'yi ne bulduk biz? 233,3. O zaman yazıyorum. 233,3 Newton çarpı R'miz 0,3. 30 yazmıyoruz arkadaşlar. Metreye çeviriyoruz. Eksi. T şimdilik kalsın bir bakın. T dedim. Bu nedir? 0,3. Eşittir. Bakın bu ne?
0,135, çünkü bakın I'yı biz 0,135 bulduk, çarpı alfa. Şu vektör işaretlerini koyalım. Şimdi buradan istiyorsanız her tarafı 0,3'e çarpıp tekrar bir şey yapmaktansa, bakın her tarafı ben 0,3'e bölebilirim. Burada eksi olduğu için burayı da 0,3'e böleceğim. Tabi burayı da 0,3'e böleceğim. O zaman bakın bunlar gider. Bunlar gider. Şu hale gelir en son. 233,3 eksi t eşittir. Şuradaki işlemi yapalım arkadaşlar. Ve 0,45 alfa çıkar. Yani 0,135'e 0,3'e bölersem 0,45 alfa çıkar. Şimdi o zaman gelin buradaki, bakın şu bulduğumuz t'yi de eğer şöyle çizelim, yerine yazarsam arkadaşlar elimdeki her şeyi çarpmış, bölmüş, toplamış olurum. Yapalım o zaman. 233,3 eksi şöyle yapacağım. Şuradaki değerleri yazacağım artık yerine arkadaşlar. Bakın 0, 10, 15 çarpı 0,3 15 çarpı 0,3 4,5 alfa artı yazıyorum arkadaşlar, artı ne olacak burası da 15 çarpı 9,81, cevabımız 147. 147,15. Başka bir şey kalmadı. Kalmadı. Eşittir. Bu da neymiş? 0,45 alfaymış arkadaşlar. Şöyle alfa. Şimdi ne yapacağım hocam? Artık bakın şuradaki şu eksi içeri dağıtarak bir kere daha açayım. Hani madem iki işlem yapacağım. 3 yani 233 eksi 4,5 alfa eksi 147,15 arkadaşlar. Bu da eşittir 0,45 alfaymış arkadaşlar. Bakın bu alfayı karşıya atarsam ben ne olur? Bakın şu hale gelir. Pozitif olarak geçer ve şöyle olur bakın. 247 eksi 233,3'ten bakın 86,15 olur. Neden? Çünkü bakın 233 eksi 147,15. 86,15 çıktı arkadaşlar. Bu da eşittir. Ne oldu? Bakın bunu karşıya atarsam şöyle 4,5 alfa artı 0,45 alfa oldu. Bu da arkadaşlar bakın şu hale gelir. Alfa dediğim ifade buradan 86,15 uzatmıyorum yani burada. Direkt alfa parantezini alırsam bölü 4,95 olur. Yani alfa parantezini alırsanız bakın şöyle olur. Şu alfa şuradan gider. Yani 4,5 artı 0,45 4,95 yapar. Alfa'yı yalnız bırakmak için bunu karşıya bölü olarak geçirin ve en sonunda alfa bu hale gelir. O zaman bakın ben buradan alfa dediğim ifadeyi 86,15 bölü 4,95'ten arkadaşlar cevabımı 17,4 buluyorum. 17,4 radyan bölü saniyelik bir açısal ivmesi oluyormuş arkadaşlar. Bakın gayet mantıklı. Yani burası tamamen matematiksel bir işlem gibi bir şeydi ama mantığımız bakın arkadaşlar. Buradaki torklar vasıtasıyla toplam tork eşittir I çarpı alfa dedik. Ama burada tork içinde bilmediğimiz bir nokta vardı. T vardı. Biz bu T'yi de buradaki dinamik konusundan, düzlemsel hareketteki dinamik konusundan işlem yapıp T'yi çektik. T değerimizi burada bulduk. Gerekli işlemleri yaptığımızda alfamızı buradaki 17,4 radyan bölü saniyelik değeri bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi de bize bakın bu açısal ivme bir de t'yi soruyor. Bakın istiyorsanız t'yi şuradaki şu denklemden direkt yapabilirim ben. Şu neydi bu ikinci denklem. O zaman diyorum ki ikinciden yani ikinci denklemden t eşittir neymiş arkadaşlar? Bakın 2'den m çarpı r çarpı alfa artı mg'ymiş arkadaşlar. O alfayı da bulduğuma göre her şeyi yerine yazabilirim. M dediğim değer 15. R dediğim değer 0,3 çarpı alfa dediğim değer 17,4 artı 15 çarpı 9,81. Buradan hesabı yaptığımda direkt T'yi söyleyeyim arkadaşlar. 46 Newton. Evet. Tamam mıdır? Bakın bu da bu şekilde arkadaşlar. T'miz de bu şekilde bulmuş olduk. Ve bakın 225 buldum ben. Şimdi gelin bir deneyelim bakalım olacak mı? Yani bakın bu buradan aşağı doğru ne yapıyormuş? Bakın 225 Newton çekiyormuş aşağı doğru. Ama bakın buradaki FT'miz neydi arkadaşlar? Bakın 233. Yani bakın bu 233 daha büyük olduğu için ne yapar? Bakın bu tarafa doğru döndürür. Bir buradan anlıyoruz. Bakın o zaman bu yukarı kaldırabilir mi bu kuvvet? Evet, bu kuvvet sayesinde bu cisim böyle yukarı doğru kalkabilir. Bu motor bunun için gücü yeter. Neden? Çünkü bakın baktık tork kısmında torkumuz pozitif çıktı. Ya da bir diğer ifadeyle arkadaşlar bakın alfaya baktım. Alfam pozitif çıktı. Bakın artı bu. Eksili bir duyar çıkmadı. Artı demek ne demek arkadaşlar? Bakın artı counterclockwise anlamına gelir.
olabilir torkta. Yani saat yönünün tersinde döndüren bir ivme var demektir bu. Bakıyoruz arkadaşlar, saat yönünün tersindeki dönüş bakın bu yön değil mi? Bakın şu yön. Şöyle saat yönünün tersi demek. Yani bakın tekrar bu böyle döner. Yani buradan ipi yukarı doğru çeker. Ve aslında işlemler tamamlanmış olur arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu şekilde sorumuzu bitiriyoruz. Aynı zamanda videomuzu da bitiriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda konuyu da bitirmiş oluyoruz. Yani tüm konuyu bakın belki 1-1,5 saat sürdü fark etmez. Ama tüm konuyu sizlere sorular üzerinde özetledik. Her şeyiyle birlikte verdik. Ve karşımıza gelebilecek ihtimallerle bağlı sorular çözdük arkadaşlar. Umarım çok faydalı bir video olmuştur ki bence muhakkak sizlere faydası olacak noktalar vardır arkadaşlar bu çalışma içerisinde. Bir sonraki videomuzda artık konumuzun yani fizik 1 dersimizin son konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Orada da tabii yuvarlanma hareketi ve açısal momentum korunumu gibi konuları işleyeceğiz ve böylelikle aslında fizik 1 dersini tamamlamış olacağız. Tabii bundan sonra belki birkaç tane konu bazlı olarak yani yine açısal hareketle ilgili soru çözümü gelebilir. Ama artık hani konu adına bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.